Satoshi TV, YouTube ve Satoshi Radyo'dan herkese merhabalar, ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız bir haftanın gelişmelerini derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Bitcoin'i resmi para birimi yapan El Salvador hükümetine yerel basından projenin başarısız bir şekilde ilerlediğini vurgulayan eleştiriler yapıldı. Devlet Başkanı Bukele'nin Bitcoin ile ilgili faaliyetlerinin şeffaf olmadığını belirten yerel basın, Bitcoin bağlantılı emlak yatırımlarını da balon olarak yorumladı. SEC Başkanı Gary Gensler katıldığı bir panelde Bitcoin hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gensler, yapılacak olan regülasyonlara olumlu yaklaştığını, Bitcoin'in emtia vadeli işlemler komisyonu tarafından regüle edilmesine destek vereceğini vurguladı. Bitcoin'e destek veren ve sürekli şirket portföyüne Bitcoin eklemesiyle bilinen MicroStrategy, yeniden Bitcoin alımına hazırlanıyor. MicroStrategy, Covenant Company ve BTIG şirketleriyle 500 milyon dolar A tipi hissesini satmak için anlaştı ve SEC'e başvurusunu tamamladı. Şirket elde edilen net geliriyle Bitcoin satın almayı planladığını bildirdi. MicroStrategy daha önce yaptığı yatırımlar ile yaklaşık 130 bin Bitcoin biriktirmişti. Yaklaşık 13 milyon aboneye sahip olan ünlü YouTuber Scuba Jake'in kanalı, kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirildi. Kanalı ele geçiren dolandırıcılar kendilerini Scuba Jake gibi göstererek kullanıcılara Bitcoin hediye edeceğini vaat etti. Kullanıcıların paylaşılan cüzdanlara kripto para göndermesi durumunda daha büyük ödüllerin kendilerine geleceğini belirten dolandırıcılar, yapılan işlemler sonucunda 21 bin dolar değerinde Bitcoin ele geçirdi. Kanada'nın Muhafazakar Partisi CPC'nin hafta sonunda yapılan parti başkanlığı seçimini Bitcoin'e yönelik olumlu yaklaşımları olan Pierre Poilievre kazandı. Poilievre, 2025 yılında Kanada'da yapılacak olan seçimlerde mevcut başbakan Justin Trudeau'ya rakip olmaya hazırlanıyor. Poilievre, Kanada'yı dünyanın blok zinciri başkenti yapmak istemesi ve Kanada halkının Bitcoin kullanma özgürlüğüne sahip olması gerektiği gibi açıklamaları ile dikkat çekiyor. Bitcoin madencilerinin madencilik yaparken kullandığı cihazların hesaplama gücünü belirten hashrate tüm zamanların rekorunu kırdı. Bitcoin toplam işlemci gücü 281 exahash'in üzerine çıktı ve rekorunu tazeledi. Bitcoin hashrate son olarak 8 Haziran tarihinde 266 exahash'e ulaşarak ciddi bir yükseliş gerçekleştirmişti. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta görüşünceye dek hoşça kalın.